Merhaba Scroll TV izleyenleri, ben Hasan Uğur Nayır, yanımda Ali Yavuz Şahin var. Hoş geldin Yavuz. Bugün bize ne tanıtacaksın? Bugün görmüş olduğun gibi elimde Ion Watch adındaki bir akıllı saat var. Biliyorsun son dönemde akıllı saatler oldukça popüler oldu. Hem Apple hem de Samsung'un önümüzdeki dönemde bu akıllı saatlerle yola devam edeceğini görüyoruz yeni ürünlerle birlikte. Tabii ki bunların tamamı bazı bilgilerden ibaret, yani dedikodulardan ibaret diyebiliriz. Daha saatlerin hani neye benzeyeceği, nasıl bir ürün olacağı veya firmaların onayladığı bir bilgi yok. Sadece gelen bilgiler arasında hani böyle bir geliştirme olduğu ve önümüzdeki dönemde, hatta 2014 yılı gösteriliyor ki akıllı saatler için 2014 yılında oldukça popüler olacağı söyleniyor. Tabii daha öncesinde birçok firma akıllı saat üretimine başladı. Bunlardan bir tanesi de Ion Watch adındaki akıllı saat. Daha önceki akıllı saatlerde görmediğimiz bir model olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ürünün üzerinde 1.54 inçlik bir ekran bulunuyor ve bu ekran dokunmatik özelliklere sahip. Bildiğin gibi daha önceki akıllı saatlerde sadece LED göstergesiyle uyarılar veriliyordu. Evet, geçtiğimiz günlerde izledik. Hani sitemizden de diğer Kuku adındaki akıllı saatin incelemesine ulaşabilir izleyenlerimiz. O saatte bu saat arasında çok büyük farklılıklar var aslında. Demin de dediğim gibi bu dokunmatik özelliklere sahip, üzerinde ekran olan, çeşitli bilgileri okuyabileceğim bir saat. Ama Kuku'da sadece LED göstergeler de gösteriyordu ve cep telefonuna ulaşmak zorunda kalıyordun. Ama bu akıllı saat üzerinde cep telefonuna ulaşmadan birçok işlemi yapabilirsin. İstiyorsan ürünün donanım özelliklerinden başlayalım. Ekranının 1.54 inç olduğunu söylemiştik. Bunun yanı sıra 240x240 piksel çözünürlüğe sahip. Bu 1.54 inç için yeterli bir çözünürlük oldu. Söylenebilir bunun. Hani tabii ki bu kadar küçük bir ekranda Full HD bir çözünürlük de beklenmez aslında. Zaten cihazın içerisindeki donanım hani Full HD'leri açmak için oldukça yoracaktır. Çünkü bu ürün üzerinde, hemen notlarıma da bakayım, IMX233 adında bir işlemci bulunuyor. Bunun yanı sıra 128 MB belleği var. 4 GB dahili belleği var. Bunun dışında cihazın üzerinde 450 mAh saatlik bir de pili var. Pil performansında incelememizin sonunda izleyicilerimize bahsedeceğiz. İstiyorsan ürünün biraz kullanımından bahsedelim. Aslında ilk aldığında çok karmaşık gözüküyor. İşte telefona bağlaman gerekiyor, bilgisayar üzerinden bir şeyler yapman gerekiyor gibi, ama yaklaşık 5 dakikada halledebileceğin işler. Bir kere ayar yaptıktan sonra da bir daha ayar yapmıyorsun. Öncelikle şunu söyleyeyim, cihaz internete bağlanmak için cep telefonunu kullanıyor. Cep telefonun Bluetooth üzerinden bağlantı yapıyor ve cep telefonu üzerinde tethering, yani kablosuz paylaşımını açmak zorundasın. Eğer açmazsan cihaz Bluetooth üzerinden paylaşım yapamayacağı için, kablosuz internet paylaşımını, bu yüzden cihaz çalışmayacaktır. Hemen de şunu belirtelim, cihazı aldığın zaman Ion Watch'un üreticileri bir cloud ortamı sunmuşlar ve bu cloud ortamı üzerinde cep telefonu üzerindeki uygulamaları kolaylıkla yükleyebiliyorsun. İlk yapman gereken iCloud'a üye olmak ve ardından cihazın üzerindeki uygulamaları seçebilirsin. İstiyorsan hemen onu da sana göstereyim. Daha önceden üye oldum. Üye olma da çok basit aslında. Serial numarası ve içerisinde bir key bulunuyor. Bu numaraları girdikten sonra sadece mail adresini ve şifreni girmen yeterli. Onun dışında hemen ürünü iCloud üzerinde görebiliyorsun ve ardından uygulamalara geçebiliyorsun. Cihazın üzerinde Android işletim sistemi bulunuyor. Bu işletim sistemi sayesinde cihaz cep telefonundan bağımsız olarak da kolaylıkla çalışabiliyor. Ama dediğim gibi, eğer internete bağlanmak ve cihaz üzerinden bilgilerini okumak istiyorsan cep telefonuna kesinlikle bağlı olması lazım. Bunun yanı sıra tabii ki birçok kullanıcı hemen akıllı saat üzerinden telefonla görüşme yapabiliyor muyuz diye soracaktır. Evet, yapabiliyoruz. Hatta ana ekranında hemen sana da göstereyim. Buradaki yeşil ikona bastığı zaman arama tuşları çıkıyor ve aramalarını da direkt buradan yapılandırabiliyorsun. İstersen normal speaker üzerinden de ses duyabilirsin veya cihazın üzerindeki 3.5 mm'lik girişe bağlayacağın bir kulaklıkla da kolaylıkla aramalarını gerçekleştirebiliyorsun. Hemen istiyorsan iCloud'a dönelim. Sana da göstereyim, izleyenlerimiz de buradan görsün cihazı nasıl kullandığımızı. Cihaz üzerinde çok fazla ayar yapmana gerek yok. Sadece Bluetooth'u açman ve telefonla eşleştirmen yeterli. Bundan sonraki uygulama ayarlarının hepsini iCloud üzerinden yapılandırabiliyorsun. Direkt web üstünden yapılıyor. Evet, bunun için bir iMarket bölümü var iCloud üzerinde.
İstiyorsan device bölümüne girelim ve ilk önce eşleştirdiğimiz cihazımıza bakalım. Burada görmüş olduğun gibi model numaramız yazıyor, benim girdiğim bir isim yazıyor ve seri numarası yazıyor. Ardından uygulamaları konfigüre edeceğimiz sayfaya gidelim. Şu anda benim yüklediğim uygulamalar mevcut cihazın üzerinde. Hemen bakalım istiyorsan. Handsfree uygulaması var. Bu uygulama sayesinde demin de dediğim gibi kolaylıkla görüşme yapabiliyorsun. Bunun yanı sıra Facebook, Twitter uygulamaları var ve ayrıca e-mail uygulamaları var. Bir de Instagram uygulaması bulunuyor. Bu da oldukça iyi aslında. Instagram'ın hani bu kadar ufak bir cihaza girmesi oldukça sevindirici. Birçok kullanıcı Instagram'ı kolaylıkla kullanıyor akıllı telefonlar üzerinden. Ve aynı zamanda cep telefonlarında çokça kullandığımız hava durumunu belirtir bir uygulama da akıllı saatin üzerinde mevcut. İstiyorsan hemen açalım zaten akıllı saatimizi ve oradan da kolaylıkla göreceksin. Ana sayfada gördüğün gibi ben bu hava durumu içerisinden konfigürasyondan İstanbul'u işaret edeyim ve bugün İstanbul 21 evet. derece gösteriyor. Saatten de kolaylıkla görebiliyorsun. Adres defterine de kolaylıkla erişebilirsin. Tek yapman gereken şu, cihazı zaten Bluetooth'la birbirine bağladık. Eşleşmiş durumda. Eşleşmiş durumda. Adres defterine girdiğin zaman görmüş olduğun gibi boş yazıyor. Şu sol alt bölümde bir senkronizasyon işareti çıkıyor. Buna basman yeterli ve ardından tüm adres defterini akıllı saat üzerinde kolaylıkla görebiliyorsun. Diğer akıllı saatlere baktığımız zaman iWatch'un onlarla karşılaştırılamayacak düzeyde olduğunu görüyoruz. Hemen istiyorsan bir Facebook uygulamasına bakalım. Facebook uygulamasına giriyorum. Gördüğün gibi Facebook'taki paylaşımlar şu anda gözüküyor. Bunları okuyabiliyorsun. Tabii ki cevap vermen mümkün değil. Cevap vermek için yine bir tarayıcı tabanlı yani cep telefonu üzerinden bir uygulamayı açman gerekiyor. Hemen ana sayfamıza dönelim istiyorsan. Ana sayfamıza döndük. Ana sayfadan tekrar uygulamalar içerisine giriyorum ve Twitter'a tıklıyorum. Burada da Twitter paylaşımlarımı kolaylıkla görebilirsin. Tabii ki cihazın üzerinden bilgi girişi olmadığı için Twitter veya Facebook uygulama ayarlarını da yine iCloud içerisinden yapıyorsun. Tüm hepsi iCloud'dan evet. yapılıyor. Aslında hani cep telefonu, bilgisayar ve saatten oluşan bir üçlüyü kullanıyorsun. Günlük hayatımızda da normalde de kullanıyoruz. Bu sayesinde de normalde cep telefonumuza gelen iletileri kolaylıkla okuyabiliyoruz. Ve aynı zamanda da kolaylıkla telefon açabiliyoruz. Hemen belirtelim cihaza hangi cihazlardan ulaşabiliyoruz? Yani bu akıllı saate hangi cihazlardan ulaşabiliriz? Hani akıllı saat deyince akla hemen Apple geliyor. Acaba Android cihazlardan da erişebiliyor muyuz? Evet erişebiliyoruz. Android 4.0 üzeri ve Apple'ın iOS 4 üzeri işletim sistemlerinden kolaylıkla cihaz üzerine erişim sağlayabiliyoruz. Yani bu cihazı aldığınızda sadece iPhone kullanmanıza gerek yok. Aynı zamanda da Android bir akıllı telefonu kolaylıkla cihazla birlikte kullanabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra cihazın biraz batarya süresinden bahsetmeliyiz. Aslında 1.54 inç ve 450 mAh bir bataryası olduğunu söylemiştik. Eğer cihazın hoparlörü üzerinden konuşma yaparsan cihazın pili yaklaşık 3 saat gidiyor. Bu bence oldukça iyi. Bunun yanı sıra Bluetooth bağlı cep telefonuna cihazın standby süresi 24 saat. Tabii biraz kullanırsan yaklaşık 10-12 saat civarına geliyor. Yani gündüz boyunca sana hizmet verebiliyor. Akşam da gittiğin zaman kolaylıkla cihazı şarj ederek diğer gün kullanımına hazır hale getirebiliyorsun. Cihazın üstünde sadece bir açma kapama tuşu bulunuyor ve bunun yanı sıra 3.5 mm'lik bir jack var. Bunu aynı zamanda hem kulaklık için kullanabiliyorsun hem de USB'den şarj etmek için kullanabiliyorsun. Ve sağ ve soluna da görmüş olduğun gibi hoparlörler mevcut. Cihazın işletim sisteminin Android olduğunu söylemiştik. Android üzerinde aslında kullanımı çok kolay. Çünkü bir veri girişi olmadığı için sadece uygulamaya dokunup açıyorsun. Ana geri dönmek için bu açma kapama tuşuna bir kere basman yeterli. Ana menüye dönmek için de iki kere basman yeterli. Saatin ana ekranında bu şekilde gözüküyor. Bunları da istediğin gibi ayarlayabiliyorsun. Ürünün fiyatından bahsedelim. Ürünün fiyatı 899 TL gibi bir fiyat. Bence bu tarz bir ürünün hani yüksek olduğu söylenir fiyatın. Ama hani yurt dışında da araştırdım. Aşağı yukarı bu fiyata denk geliyor. Yani yurt dışında daha ucuz, Türkiye'de daha pahalı değil. Yurt dışında da bu fiyata satılıyor cihaz. Tabii ki bu ürünün rakibi yok. Karşılaştırabileceğimiz de hani bir cihaz yok. Ama 600 lira civarı satılsaydı bence daha uygun olurdu diyebiliriz. Verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederim Yavuz. Yeni bir incelemede görüşmek üzere.